Merhabalar hocam. Bugün hastalarımızdan gelen soruları yanıtlamanızı isteyeceğiz. İzninizle beklemeden sorulara geçmek istiyorum. Hocam bizlere glioblastomlardan bahseder misiniz? Mahir'cim, tabii ki. Beyin tümörlerini hayvanlar ailem olarak kabul etseydik Mahir'cim, glioblastoma multiforme tüm tümörler arasında aslan yani kral olurdu. Diğer beyin kanserlerinden daha sık görülen glioblastoma multiforme neredeyse durdurulamaz saldırganlığı nedeniyle korkutucu bir tümördür. Aslında 30-40 yıl kadar önce glioblastoma multiforme tanısı almış olsaydık, yaşam süresi olarak beklentimiz yıllar, aylar değil haftalar olarak kabul edilecekti. Ama günümüzde bu durum değişiyor. Klinisyenler ve araştırmacılar bu tip beyin tümörü olan hastalarda tedaviyi ilerletiyorlar ve yaşam süresini uzatıyorlar. Hocam, glioblastoma multiforme dediniz. Nedir bu? Biraz açar mısınız? Glioblastoma multiforme, glial hücreler adı verilen beyin hücrelerinden kaynaklanırlar. Dördüncü derecede yani tümör sınıflamasının en kötü huylusu olan bir beyin tümörüdür. Bir beyin tümörünün derecesi dediğimizde tümörün büyüme ve yayılma olasılığını ifade etmekteyiz. Dördüncü derece dediğimizde en agresif ve ciddi olan tümörlerden bahsediyoruz. Bu tümörlerde hücreler anormaldirler ve tümör büyüdükçe içerisinde yeni kan damarları oluşur. Tümörün merkezinde nekroz dediğimiz ölü hücreler birikmektedir. Hocam, glioblastomaya ne sebep olur? Ailesel midir? Teknoloji ve tedavideki tüm ilerlemelere rağmen glioblastomalara neyin sebep olduğunu maalesef halen bilemiyoruz. Bu hastalık kalıtsal değildir. Hocam, glioblastomlar çocukları etkiler mi? Etkileyebilir tabii ki. Ancak glioblastom yetişkinlerde çocuklarda görüldüğünden çok daha yüksek oranda görülürler. Hocam, glioblastomların tedavisi nedir? Mahir'cim, glioblastomun standart tedavisi cerrahi tedavidir. Bunu radyoterapi ve oral kemoterapi tedavisi takip eder. Bu tedavilerin başlaması için beyin cerrahi doktoru tümörü olabildiğince sağlam dokudan uzaklaştırmalıdır. Temozolomid adı verilen bir kemoterapi ilacı 2013 yılında FDA tarafından onaylanmıştır ve glioblastomları ve ileri derecedeki beyin kanserlerini tedavi etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. İlaç hap şeklinde alınır ve tümör büyümesini yavaşlatır. Hocam, glioblastomlarda tedavi etkili olabiliyor mu? Günümüzde uyguladığımız standart glioblastom tedavisi etkilidir ve eskiye nazaran daha fazla sayıda hastanın daha uzun süreler yaşamasını sağlamaktadır. Ancak üzülerek söylüyorum ki uyguladığımız tedavi yöntemleri iyileştirici değildir. Yani bütün tümör hücrelerini öldürememektedir. Bu yüzdendir ki yeni tedavi stratejileri keşfedilmeye çalışılıyor. Hocam, bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.